Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde beni uzun zamandır düşündüren bir davadan bahsedeceğiz. Bu da yoğurt dükkanı cinayetleri davası. Evet, doğru duydunuz, yoğurt dükkanı. Anlayacaksınız ilerledikçe ne demek istediğimi. Ama öncelikle videolarımı izleyen fakat hala abone olmamış o kadar çok kişi var ki analizlerden görebiliyorum, %50'ye yakın insan videolarımı izlediği halde abone olmamış durumda. Lütfen eğer unutuyorsanız ya da hesap açmaya vesaire üşeniyorsanız dünyanın en basit şeyi aşağıdan hemen bir tıkla, bedavaya bana abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalımızın daha da ilerlemesi için sizin de desteğinize ihtiyacım var çünkü. Sadece izlenmeyle bitmiyor. Ve 500 bin aboneye ulaştığımızda da sizlere bir sürprizim olacak. Bundan ötürü bir an önce ilerlememizi istiyorum. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Bu dava Aralık 1991'in soğuk bir cumartesi gecesinde Austin, Texas'ta başlıyor. 17 yaşında iki genç kız olan Eliza Thomas ve Jennifer Harbison, yoğurt olduğuna inanamıyorum, orijinal adıyla I Can't Believe It's Yogurt adında bir dükkanda birlikte çalışıyorlardı. Ben daha rahat anlamanız için yoğurt olduğuna inanamıyorum diye bahsedeceğim dükkanın adından. Çünkü diğer türlü biraz değişik geliyor söylemesi, bilmiyorum. Her neyse, bu dükkan North Cross Alışveriş Merkezi'nde bulunmaktaydı ve saat 11'i gösteriyordu o sırada. Kızların vardiyaları da sona ermek üzereydi anlayacağınız üzere. Akşam saat 10'dan hemen sonra Jennifer'ın 15 yaşındaki kız kardeşi Sarah Harbison'da bir arkadaşı olan 13 yaşındaki Amy Ayers'la birlikte dükkana geldi. Bu iki kız da aslında AVM'de takılıyorlardı ama ablası ve onun arkadaşıyla birlikte dört genç bir pijama partisi yapmayı planlamışlardı o gece ve bundan ötürü de vardiyalarının bitmesini beklemeye karar verdiler kızların. Zaten kapanış saatine de çok az süre kaldığı için gidelim de dükkanda bekleyelim dediler. Dediğim gibi saat 10'u biraz geçmişken Sarah ve Amy, Eliza ve Jennifer'ın dükkanı kapatmasına da yardım edebilmek amacıyla dükkana girdi. Zaman ilerledi ve o gece saat 12'de Austin Polis Departmanı memuru Tori Gray devriye gezerken alışveriş merkezinden dumanlar yükseldiğini gördü. Direkt olarak diğer yetkililere haber verdi ve itfaiye de kısa süre sonra olay yerine gelip duruma müdahale etti. Ancak yangını söndürürken korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Yoğurt dükkanında yerde Jennifer, Sarah, Amy ve Eliza'nın cansız bedenleri yatmaktaydı. Ve vahşice bir şeye kurban gittikleri çok açıktı. Kızların hepsi çıplaktı, bağlıydı ve kendi kıyafetleriyle ağızları tıkanmıştı. Amy'nin cansız bedeni arka odanın ortasında bulunurken Jennifer, Sarah ve Eliza'nın cansız bedenleri de arka odanın en geri köşesinde yığılmış halde bulundu. Eliza ve Sarah üst üste yığılmışlardı bu şekilde. Jennifer ise onların hemen yakınında bir yerde yatmaktaydı. Kızlardan birinin bacakları açılmış haldeydi ve arasına da bir dondurma kepçesi yerleştirilmişti. Fail ya da failler bu suçu gerçekleştirdikten sonra dükkanın çevresinden, diğer yerlerden peçete ve diğer yanıcı maddeleri toplamışlardı. Ardından da bunların hepsini kızların cansız bedenlerinin üzerlerine döküp bir çakmak sıvısıyla da aleve vermişlerdi. Görevliler geldiğinde cansız bedenler neredeyse tanınmayacak kadar yanmış haldeydi ve kızlara yapılan otopsilerde hepsinin başlarının arkasından infaz usulü vuruldukları ortaya çıktı. Yani aslında ölüm sebepleri vurulmaydı. Yangında hayatlarını kaybetmemişlerdi. Ve kızlardan en az iki tanesinin CS'ye uğradığı bildirildi. Bunun dışında yetkililer bu olayda iki ayrı silahın kullanıldığını keşfettiler ve bunu da medyada duyurdular. Yani bu olayın tek bir kişi tarafından değil, en az iki kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğuna inanıyorlardı. Yoğurt dükkanının yönetimi ve polisler mağazada yaklaşık 540 doların eksik olduğunu fark ettiler. Bu noktada bu faillerin motivasyonu ne olduğunu bilinmemekteydi. Orayı soymaya gelmişlerdi de sorun çıkınca mı bunlar yaşanmıştı? Yoksa kızlardan birini ya da birkaçını mı hedeflemişlerdi? Diğer iki küçük kızı takip mi etmişlerdi AVM'de? Aslında hedef onlar mıydı? Bunları anlayamıyorlardı. Baş dedektif John Jones ve ortağı Mark Huckabee tarafından yürütülen uzun bir soruşturma başlatıldı. Ancak soruşturmayla alakalı başlangıçtan itibaren bir takım sorunlar vardı. Bunların en başında da çağrıya yanıt veren itfaiyecilerin sadece işlerini yapmış olmaları yer almaktaydı. Tabii ki AVM'den dumanlar yükseldiği için oraya çağrılmışlardı. Orada bedenler bulunduğu
yol için çağrılmamışlardı. Ve insanların gerçekten içeride olduğunu bilmiyorlardı. Bir suç mahalli olduğunun farkında değillerdi. Bundan ötürü de orayı artık işte yıkayarak ya da söndürmek için o şeyleri püskürterek falan nasıl yaptılarsa bu şekilde suç mahallini maalesef bozmuşlardı. Yani bir diğer deyişle potansiyel olarak değerli adli delillerin çoğunu silip süpürmüşlerdi. Dahası 1990'ların başında Austin'de adli tıp uzmanlığı mevcut değildi. Ve sadece bir tane parmak izi okuma ünitesi vardı. Şehrin cinayet masa ekibinin küçüklüğü sebebiyle de bu olayların yaşandığı gece vardiyada olan sadece bir tane görevli vardı bu departmanda. Ancak departmanın eksiklikleri ne olursa olsun Jones ve Huckabee'in şüpheli sayısı ellerinde olabileceğini tahmin ettiklerinden çok daha fazlaydı. Küçük bir departmanın halledeceğinden çok çok fazlası. Polis karakolundaki telefonlar susmuyordu. Adeta ihbarlar yağmur gibi yağıyordu. Ve ellerinde 342 şüpheli vardı. 342 şüpheli sadece 2 görevliye düşmekte ve hani hepsini araştırmaları gerekiyor. Buna ek olarak düzinelerce de sahte itirafla karşılaşmışlardı ve artık anlaşılır bir şekilde bu olayı nasıl çözeceklerini bilemiyorlardı. Çok bunalmışlardı. Bu olayın korkunç doğası ve cansız bedenlerin dizilişini göz önüne aldıklarında polisler ilk başta o bölgede olan seri katillerden şüphelendiler ve onları araştırmaya başladılar. Bu da onları ilk olarak Kenneth Allen McDuff'a götürdü. McDuff en az 14 tane cinayetten şüphelenilen Teksaslı bir seri katildi. Ve kendisi 6 Ağustos 1966'da 3 gencin canına kıymaktan suçlu bulunmuştu. Çok detayına girmeyeceğim. McDuff idam cezasına çarptırıldı. Ancak 1972'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin idam cezasını kaldırmasının ardından cezası şartlı tahliye olanağıyla ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Ancak 1989 yılında hapishanelerin çok kalabalık olmasıyla McDuff şartlı tahliye edildi. Serbest bırakıldıktan sonra ise yine benzer birçok suç işlediği bilinmekte. Yıllarca polisten kaçmayı başaran McDuff sonunda tekrar yakalanıp gözaltına alındı ve idam cezasına çarptırıldı. McDuff bu olayla neden bağlantılı derseniz kendisi idam edileceği gün yani 17 Kasım 1998'de yoğurt dükkanı olaylarından kendisinin sorumlu olduğunu itiraf etti. Bu son dakika itirafını hayatının bağışlanması ve cezasının ertelenmesi için yaptığı düşünülmekteydi. Fakat işe yaramadı. İnfazı planlandığı gibi o gün gerçekleştirildi. Bunun ardından yetkililer tabii ki itirafını da araştırdılar. Ancak yoğurt dükkanından alınan parmak izleri ve saç örnekleri McDuff'la eşleşmedi. Bundan ötürü o artık şüpheli listesinde değildi. Olaydan 8 gün sonra müfettişler Maurice Pierce adlı bir gencin araştırılmasına yönelik ipucu aldılar. Bunun sebebi ise Maurice Pierce'ın olay gecesi North Cross alışveriş merkezinde bir silahla görülmüş olmasıydı. Silah 22 kalibrelik bir tabancaydı. Olayda kullanılanlardan birisiyle aynıydı yani. Müfettişler Maurice Pierce'ı o gün alışveriş merkezinde bulunduğu 3 arkadaşıyla birlikte sorguladı. Bunlarsa Michael Scott, Robert Springsteen ve Forrest Wellborn'du. Pierce'ın silahı balistik testlerine gönderildiğinde olaylarda kullanılanla eşleşmediği sonucuna varıldı ve tıpkı McDuff'ta olduğu gibi yine olay yerinden toplanan parmak izleri ve saç örnekleri bu 4 gencin hiçbiri ile eşleştirilemedi. Bundan ötürü araştırmacılar artık önlerine bakmaları gerektiğini karar verip onları bir kenara koydular. Aradan yıllar geçti ve yeni bir tutuklama olmadı. Bunun üzerine dava yeni dedektiflere devredildi. Daha sonra 1999 yılında yeni dedektifler tarafından bu 4 genç tekrardan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Bu sırada 20'li yaşlarındaydılar artık. İnsanları şaşırtan bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden Michael Scott olaylarda bunların parmağı olduğunu itiraf etti. Hatta yalnız da değildi. Robert Springsteen de itiraf etmişti. Ve bu itirafların ardından polisler faillerin ellerinde olduğuna ikna oldular. Teori bu dörtlünün yoğurt dükkanını soymayı planladıkları yönündeydi. Scott, Springsteen ve Pierce dükkana girerken Wellborn dışarıda beklemişti tahminlere göre ve gözcü olarak görev yapmıştı biri gelip giderse diye. Ancak soygun sırasında bir şeyler ters gitmişti ve bu olaylar yaşanmıştı. Ki bana bu çok saçma geliyor çünkü eğer öyle olsa, sırf amaçları soygun olsa ve bir şeyler ters gitmiş olsa neden CS olayı olsun bunun içerisinde? Yani bu bana tamamen mantıksız geliyor açıkçası. Kötü niyetli insanlar oldukları çok belli evet ama sırf sadece
soygun ters gitti diye de arada onu da yapmaya kalkışmazlar herhalde diye düşünüyorum. Yetkililer Wellborn'u bu olayla alakalı suçlamak için iki kez girişimde bulundular. Ancak onu suçla ilişkilendirecek hiçbir delilleri yoktu ellerinde. Bundan ötürü ona yönelik tüm suçlamalar düştü. Maurice Pierce'a ait suçlamalar da aynı sebepten ötürü düşürüldü. Ve bu durum tabii ki polisler, kurbanların aileleri için çok zordu. Yani onlar Maurice Pierce'ı özellikle bu olayın arkasındaki beyin olarak görmekteydiler. Ve kanıt olmamasından ötürü serbest bırakılmasını çok da iyi karşılamamışlardı anlayacağınız. Springsteen ve Scott'sa yani itiraf eden kişilerse yoğurt dükkanı olayları nedeniyle ayrı ayrı yargılandılar ve ikisi de cinayetten suçlu bulundular. Texas eyaleti geçen sürede yeni bir idam cezası kanunu getirmişti ve bundan ötürü de yüksek mahkemenin 1972'deki kararına rağmen Springsteen idam cezasına çarptırıldı. Michael Scott'sa 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak duruşmalarından kısa bir süre sonra Springsteen ve Scott'ın masum olabileceğine dair ciddi endişeler ortaya çıktı. İlk olarak ikisini de suçla ilişkilendiren hiçbir kanıt yoktu ortada. Somut kanıtlardan bahsediyoruz, itirafları değil tabii. Ayrıca her iki kişi de itiraflarının zorla yaptırıldığını söylediler. Ve bu iddialarını destekleyecek kanıtlar da vardı. Mesela davayla ilgili dedektiflerden birisi, daha tamamen ilgisiz, alakasız bir davada zorla bir insandan itiraf aldığı gerekçesiyle oradan uzaklaştırıldı bu süreçte. Ve Austin Polis Departmanı'ndan başka bir kişinin de, başka bir görevlinin de sorgusu sırasında Scott'ın kafasına silah dayadığı görüldü. Buna dair bir güvenlik kamerası fotoğrafı çıktı ortaya. Şimdi kimse kusura bakmasın ama burada kafamızı silah dayandığı noktada orada gerçekten korkuyla ne yapacağımızı hiçbirimiz bilemeyiz. Ve zorla itiraf ettirilmiş olmasının ihtimali de çok çok yüksek bence. Bu kanıtların ardından tabii ki mahkeme de o şekilde düşünmekteydi. Springsteen ve Scott'ın mahkumiyetleri bozuldu. Bunun sebeplerinden bir diğeri ise az önce bahsettiklerime ek olarak İkisinin itiraflarının duruşmada birbirlerine karşı kullanılmış olmasıydı. Ancak buna rağmen avukatlarına hiçbir zaman onları suçlayan kişileri çapraz sorguya alma şansı verilmemişti. Bütün bunların sonucunda ikilinin anayasal haklarının ihlal edildiği belirlendi ve böylelikle serbest bırakıldılar. Daha sonra 2008 yılında olay yerinden toplanan deliller üzerinde yeniden bir DNA testi yapıldı ve bulunan erkek DNA'sı Scott'la, Springsteen'le ya da suçtan şüphelenmişti denilen diğer hiç kimseyle uyuşmamaktaydı. Dönemin Travis bölge savcısı Rosemary Lambert ise yoğurt dükkanı olaylarından Scott ve Springsteen'in sorumlu olduğundan adı gibi emin olduğunu, ancak DNA kanıtlarıyla bağlantılı o bilinmeyen erkek bulunana kadar bu adamların yeniden yargılanmayacağını söyledi. Yetkililerin çoğu hala doğru 4 adamı bulduklarını ama aynı zamanda 5. bir bilinmeyen adamın da bu suça yardım etmiş olabileceğini düşünmekteler ve onların fikrine göre bu bulunan DNA da o adama ait. Ancak Scott ve Springsteen'in savunma avukatları da bu 5. adam teorisini saçma bulmaktalar. Çünkü bu kişilerle DNA sonuçlarının eşleşmediğine dair raporlar gelene kadar 5. adam teorisinden savcılığın hiçbir zaman bahsetmediğini ileri sürmekteler. Yani böyle bir teoriniz aslında yoktu. Bu şüphelilerle DNA kanıtları eşleşmediği için şimdi 5. bir adam vardı onlara yardım eden, onun DNA'sıdır diyorsunuz dediler. Bu davayı inceleyen bazı avukatlar, müfettişler ve aile üyeleri ise başka fikre sahip. Onlara göre o gece kapanış saatlerinde failler aslında zaten bu dükkandaydılar ve kimliği bilinmeyen iki müşteriydi bu kişiler. Bu nereden geliyor diye soracak olursanız, görünüşe göre polis olayların yaşandığı gün dükkanı ziyaret eden 52 tane müşteriyle görüşmüştü. Ve bazı görgü tanıkları kapanış saatlerinde iki tane bilinmeyen, yani kimliğini bilmedikleri adamın yoğurt dükkanında durduğunu, herkes çıkmasına rağmen onların hala oturmaya devam ettiklerini söylemişti. Yine de bütün bu sorgularına rağmen bu iki kişinin kim olduğunu belirleyememişlerdi. Özellikle de mağazadan kapanmadan hemen önce ayrılan 3 müşterinin söylediğine göre bu iki adam yakın zamanda kalkıp gidecekmiş gibi de görünmüyorlardı. Adamlar bir şeyler sipariş etmişlerdi, içecek ve onları beklemekteydiler. Bu sırada Jennifer da ön kapıyı kilitlemişti. Çünkü hani zaten kapatılacağı için artık daha fazla yeni müşteri girmesin, biz de o sırada kapanış işlerini halledelim, temizlik vesaire yapalım diye düşünmüştü. Kapalı tabelasını astığını da bu görgü tanığı görmüştü yani. Buna rağmen dediğim gibi diğer iki adam geride dükkandaydı.
Görgü tanıkları bu ilgili kişileri şu şekilde tanımladılar. Birinin saçları daha açık renkte, belki kirli sarıya benziyor ve yaklaşık 1.80 boyunda. 20'li yaşlarının sonu, 30'lu yaşlarının başında. Diğeri daha iri bir adam olarak tanımlanmakta ve her ikisi de söylenenlere göre büyük paltolar giymekteydi. Birinin yeşil bir ceketi vardı, sanırım askeri desenlere yakın bir yeşillikte. Diğerinin ise siyah bir ceketi vardı. Ancak maalesef ki bugüne kadar bu adamların kimlikleri belirlenemedi. Sonuç olaraksa bu davanın asıl amacının soygun olup olmadığı şüpheli. Alınan az miktardaki para, olayın ne kadar korkunç oluşu, bunlar göz önüne alındığında bu olayların yalnızca kötüye giden bir soygun olduğunu hayal etmek bence çok zor. Ki çoğu insanın da benimle benzer şeyler düşüneceğini tahmin ediyorum. Ben suçun açıkçası planlı olduğunu düşünüyorum. Ya o iki kızı takip ettiler ya da çalışan kızları beğenmişlerdi kendi sapık yönlerince ve bir şeyler yapmayı planlamışlardı. Ancak daha sonra onlar böyle karşı koyunca bir şeyler ters gidince olay bu yöne evrildi ve büyük ihtimalle de kaçarken kasadan hadi akıllarına gelmişken biraz da para alıp gittiler. Benim düşünceme göre. Sizin düşüncelerinizi de elbette yorumlarda görmek isterim. Bu davayı çözmenin anahtarı ise maalesef ki hala olay yerinde bulunan DNA kanıtının bir adamla eşleşmesine bağlı. Bu kişi ister şüpheli listesinde hiç olmayan biri olsun, ister görgü tanıklarının çıkışta gördükleri o iki adamdan biri olsun. Bu durum gerçekleşmedikçe büyük ihtimalle bir tutuklama ya da bir çözüm olmayacak bu davada. 1991'de bu Yoğurt Olduğuna inanamıyorum adlı yoğurt dükkanında geçen olaylar Austin'i sonsuza dek değiştirdi. O zamanki belediye başkanı bu olayları Austin'in masumiyetini kaybettiği suç olarak nitelendirdi. Bu dört genç kızın aniden bu şekilde kaybedilmesi, önlerinde uzun hayatlarının bulunması, bunların hepsi bütün faktörler şehrin sakinlerinin kendi güvenliklerini de sorgulamalarına sebep oldu. Çünkü fail ya da failler de bulunamamıştı. Olayların ardından Yoğurt Olduğuna inanamıyorum dükkanı bir manikür salonuna dönüştü. Ancak orada hala kızlar anılmaya devam etmekte. Otoparkta eski bir meşe ağacının altında Jennifer Harbison, Sarah Harbison, Amy Ayers ve Eliza Thomas'ı anan bir plaket bulunmakta. Ve bu plaket oradan geçen herkese adaletin henüz yerini bulmadığını hatırlatmakta. Evet arkadaşlar, bugünkü davada bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka konuşalım. Uzun zaman sonra sonunda ne olduğu belli olmayan, çözülmemiş bir dava anlattım ve bunu çok isteyenler vardı biliyorum. Özledik de yani, ben de özledim açıkçası. Size teorimden zaten bahsettim içerisinde. Ama sizin teorilerinizi, düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda bilmek isterim. Kanal üyelerime de buradan kanalıma maddi destekte bulundukları için çok çok teşekkür ederim. Hepsinin ismi şu anda ekranda yer almakta. Eğer siz de bir kanal üyesi olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonunun yanında bulunan katıl butonundan kanalıma üye olabilirsiniz. Anlık dava güncellemeleri için de Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oradaki dava güncellemeleri adlı öne çıkanlarda her zaman paylaşıyorum. Evet, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.